İşsiz ve borçlu bir babanın eve her geldiğinde eşini ve çocuklarını dövmesi gibi Erdoğan dışarıda sıkıştıkça içeride şiddeti artırıyor. Gücü anca garibanlara yetiyor. Dini kutsalları öyle pespaye biçimde dolaşıma soktular ki Marx'ın din halkın afyonudur söyleminin altını dolduruyorlar. Fakirlik Allah'tan, deprem Allah'ın takdiri, sel Allah'ın izniyle aşacağız. Ufukta bir seçim var ve normal zamanında yapılsa dahi bir buçuk yıldan az zaman kaldı. Tartışmalara bakın. Filan partinin baraj sorunu yok filancanın var. CHP Diyarbakır'da oylarını artırmış. İyi Parti'nin oyları bir süredir yerinde sayıyormuş. Ali Babacan'ın ivmesi sarayı korkutmaya başlamış filan. Yahu bu bir parti seçimi değil bir başkan seçimi. Ve başkan adayınız yok. Adayınız yoksa tüm anketler eksiktir. Anketlerde ne soruluyor? Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Parti iktidarları tarih oldu. 2023'te 5 yıllığına tüm yetkileri elinde toplayan başkan seçilecek. Gerçek rakamı asla bilemeyiz. Rivayet o ki yılda 37 bin imza atıyormuş günde en az 100 imza eder. Henüz adayınız yok. Bir ikincisi karşınızda sıradan bir parti ve aday yok. Devletin tüm legal illegal olanakları ve sınırsız para gücüyle çarpışacaksınız. Tedbir aldınız mı? Ülke tarihinin gördüğü görece en ağır yasaklara sahne olacak kampanya dönemini geçtik. Seçim gecesine ve sonrasına hazır mısınız? Programı basit, vaatleri net, güvenilir, halkla elektriği tam bir aday çıkarmak zorundasınız. Erdoğan'ı ilk turda bitirmelisiniz ve aklınızdan çıkarmayacağınız şey şu. Kürtlerin oy vermeyeceği bir adayın kazanma şansı yoktur. Deniyor ki halk fakirliği satın aldı, Erdoğan para basacak, ücretlilere yüksek zam verecek, bir de düşük yoğunluklu savaş çıkardı mı kimse tutamaz.'' Ekonomik o hal yola çıktı geliyor. Hesap etmedikleri şey şu. Halkın dönüşleri inanılmazdır.